Gruplar adına 3. bölüm üzerine Halkların Demokratik Partisi grubu adına Adana Milletvekili Sayın Meral Danış Beştaş'a aittir. Sayın Beştaş, süreniz 10 dakika, buyurun. Burada 2 bardak vardı Sayın Başkan, bir tanesi gitmiş. Süreyi rica, bir bardak rica edeceğim. Var, var. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, evet, 20 saniye değil, 20 bin saat, 20 milyon, milyon saat demokrasi mücadelesi için bir iştir, önemli değil. Sonuçta bu bütün Türkiye'nin görmesi gereken bir manzara. Maalesef şu anda hiçbir şey usulüne uygun devam etmiyor. Evet, değerli milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, yani günlerdir tartıştığımız bu kanun tasarısına ilişkin eğitimin bulunduğu aşama, şu anda yurtlardaki tablo, eğitim ve öğrenim alanındaki sıkıntılar, ana dil eğitiminin hala yasaklı oluşu, Türkiye'de özellikle öğrencilere, öğretmenlere yönelik uygulamalar, ihraçlar, bunların hiçbirini aslında tartışmıyoruz. Fakat asıl gündem olması gereken bunlar. İktidar partisi, demin başka bir milletvekili arkadaşımın ifade ettiği gibi, gündemi kendisi tespit ediyor, kendisi tayin ediyor ve sonra o gündem doğrultusunda biz isterseniz yüz binlerce bilimsel deneyle ispatlanmış olsun, tarihle ispatlanmış olsun sunduğumuz öneriler burada parmak çoğunluğuyla reddediliyor. Peki gerçekten demokrasi bu mu? Demokrasinin gereklilikleri bu mu? Değil. Şu anda biz çoğunluğun aslında baskısı altında, diktası altında bu parlamenter faaliyeti yürütmeye çalışıyoruz. Hiç mi yok bizim doğru söylediğimiz bir şey? Gerçekten biz hep gerçek dışı şeyler mi söylüyoruz? Yani hayatı başka bir yerde mi yaşıyoruz? Türkiye'de yaşamıyor muyuz? Okuduklarımızdan farklı şeyler mi anlıyoruz? Şu anda cezaevlerini, tutuklulukları, ekonomiyi, doları, Türkiye'nin dış politikasını konuşunca, biz eleştirince mutlak surette haksızız diye bir kabulden hareket edilebilir mi? Muhalefetin görevi tam da budur. Denetim faaliyetini yapmak. İktidarın çoğunluk olabilir. Fakat demokrasi çoğunlukçu bir rejim değildir. Çoğulcu bir rejimdir. Önemli olan o çoğulculuğun parlamentoya, yaşama, hayatın her alanına sirayet ederek gerçek bir demokrasinin solumaktır ve bunu yaşama geçirmektir. Şu anda Türkiye'de gündem nedir? Vallahi sadece milli eğitim değil. Değil yani. Vatandaşın gündemi bu değil. Şu anda vatandaş mesela AB-Türkiye ilişkilerini konuşuyor. Türkiye ile ilişkiler donduruldu. Ama biz ne yapıyoruz? Avrupa Birliği üyesi bir aday bir ülke olarak bu ilişkilerin dondurulmasını tehditle, densiz diyerek, terbiyesiz diyerek, bize karışamazsınız diyerek politika belirliyoruz. Yok böyle bir şey. Biz 80 milyon insanın kaderini, yaşamını, standartlarını bu şekilde değerlendiremeyiz. Böyle bir lüksü yoktur. Ne hükümetin var, ne herhangi bir siyasi iradenin böyle bir lüksü yoktur. Şu anda akademisyenler, gazeteciler, öğrenciler, esnaflar, bilumum kurum ve kuruluşlardaki insanlar tutuklanıyor. Hükümetin en temel politikası kendisini eleştiren, kendisine söz söyleyen, kabul etmeyen herkesi cezaevine atmakta buldu. Korkunç bir ülke. Türkiye şu anda yarı açık bir cezaevi. Cezaevinde olmayanlar da acaba ben ne zaman cezaevine girerim diye bir beklenti içinde, bir kaygı içinde ve neredeyse bu normalleştirildi. Gerçekten hükümet niye bunu yapıyor? Yani bu çok tartışılabilir ama büyük bir korku yaşıyor. Paranoyaklaştı, tırnak içinde söylüyorum. Yani herkesten şüphelenir oldu. Her kurumdan. Bugün Adana'da aile ve sosyal politikalarına bağlı oradaki kurumlarda 26 kişi alınmış. Bir açıyoruz bakıyor, şu emniyette 50 polis görevden alındı.
tutuklandı. Bir açıyoruz, şu kadar öğrenci tutuklandı. Ya nasıl böyle bir şey olabilir? Her gün yüzlerce insanın gözaltına alındı. Ha suç, gerçekten suç falan düşünmeyin ha. Hırsızlık, cinayet, tecavüz, taciz tutuklamalarını bunun dışında tutuyorum. Şu anda Türkiye'de en büyük suç AKP'yi eleştirmek. AKP'nin politikalarına karşı çıkmak. Ya FETÖ'cü olursunuz, ya PKK'lı olursunuz, ya DHKPC'li olursunuz, ya da başka bir şey olursunuz. Ama demin milletvekili arkadaşlarla konuşuyorduk. Bir milletvekili hakkında hem DHKPC üyeliğinden, hem FETÖ üyeliğinden, hem de PKK üyeliğinden 3 ayrı dava varmış. Akıl tutulması yaşanıyor. Gerçekten paranoyak kelimesi bile bunu karşılamıyor artık. Dolar almış başını gidiyor. Neredeyse iktidar partisi dışarıda bir duaya çıkacak. Twitter'da, sosyal medyada espriler gırla gidiyor. İşte dolarlarınızı yakın, 300'er dolar bozun, bankalardaki dolarlarınızı çekin, ekonomiyi düzeltmemiz lazım. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar bu ekonomik darboğazdan, bu sarsıntıda karınlarını doyuramıyorlar. İş insanları büyük bir tehlike altında. Şimdi böyle bir ortamda diyoruz ki her şey güllük gülistanlık, iktidara her söz söyleyen gerçek dışı söylüyor, düşmanlık yapıyor. Diğeri, şu anda Türkiye'de elimde tuttuğum halkın iradesinin cezaevinde oluşu. Sakın ha böyle bakmayın. Biz arkadaşlarımız bu kürsülerde oturuncaya kadar gelip temsil ettikleri seçmenlerinin, halkının görüşlerini burada temsil etme hakkını tekrar elde edinceye kadar bunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Bizim geçen gün grup toplantısında da anlattık. Sayın Demirtaş bildiğiniz gibi Edirne cezaevinde. Edirne cezaevinde biliyor musunuz ne yaşanıyor? 60 döneminde Menderes'e uygulanan sansür, abartısız söylüyorum. Yanımda değil ama yarın getireceğim. İlk satır ve son satır kalmış. Sansürlenmiş. Menderes'e ne yapılıyordu? Sayın Menderes'e orada 50 kelimeden fazla olursa yaptığım araştırmada fazlalık ya makasla kesiliyordu ya da karalanıyordu. Çoğunun fotokopileri alınıp başka bir işleme tabi tutuluyordu. Sansürün boyutu tarih kitaplarından öyle öğreniyoruz. Öyle bir boyuta geliyordu ki sadece hitap ve imza kısmı kalabiliyordu. Bu 60'lı yıllardan söz ediyorum. Ve bu şekilde boş kısmı gizli mesaj içerebilir diye kuşkusuyla kesilip alındıktan sonra sahibine iade ediliyordu. İyi haberler verilmiyordu, kötü haberler veriliyordu. Bunu uzatabilirim. Peki eş genel başkanımıza ne yapıldı? Grup toplantısında sunmamız için bize birkaç sayfadan ibaret bir yazı gönderdi. Bize gelmedi o yazı. Şu anda dokunulmazlığı olan, milletvekili olan, bir partinin lideri olan, eş liderleri olan, mutlak surette yargılandığı dosyalar dışında dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu olan bir eş genel başkanın mektubu, bize yönelik, gruba yönelik mektubu yarın getireceğim, size göstereceğim. Başta 3 satır kalmış, sonda 1 satır kalmış. Her sayfada başka bir sansür. Biz buna ne diyeceğiz? Sayın Demirtaş bize grupta okunmak üzere gönderdiği şeyde ne talimat verebilir? Ayrıca Sayın Demirtaş bizim eş genel başkanımız olarak bize talimat verebilir. Bize görüşlerini iletebilir. Oradan halka hitaben düşüncelerini ifade edebilir. Zaten orada olması bir hukuk garabetidir. Şu anda onun oyuyla ya da diğer milletvekili arkadaşların oyuyla anayasa değişikliği ya geçebilir ya engellenebilir. Bir kanun teklifinde bir madde oylamasında oyları sonucu değiştirebilir. Onların cezaevinde tutulması açıkça anayasanın 83. maddesine ve anayasa 90'a ise aykırı olduğu halde gözümüzün içine bakıla bakıla orada hem tecritte hem mektupları verilmiyor, hem görüşçüler engelleniyor, hem bizim milletvekilleri olarak gidip arkadaşlarımızı ziyaret etmemiz engelleniyor. Şimdi bunu böyle anlatırken belki bazı arkadaşlara hani hayal dünyası falan gelebilir. Hayır arkadaşlar, 2016 Türkiye'sinde demokrasi denilen rejimde
hukuk devleti olduğumuz iddiası olan bir dönemde biz antidemokratik, hukuk dışı, anayasa dışı, taraf olduğumuz sözleşmelere aykırı, tümüyle çoğunluğun gücüne dayanarak siyasetten dışarı atılmaya çalışılıyoruz ve bunu asla başaramayacaksınız. Son sözü biz söyleyeceğiz ve mutlaka kazanacağız. Teşekkür ederiz Sayın Beştaş.